6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 19 sorudan oluşuyor. Bir soru haricinde diğerleri 5 puandır. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Önce durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra aldığınız puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Baktığım zaman sıfırdan büyük tam sayılar, mesela 1, 5, 10, 20, 100 gibi. Bunlar negatif değil, pozitif sayılardır. Maalesef buraya eksiği koydum. Sayı doğrusunda eksi 7 tam sayısı, eksi 5 tam sayısının solundadır. Baktığımız zaman şöyle çizilen bir sayı doğrusunda sevgili öğrencilerim, eğer buraya 0 diyorsam, eksi 5 buradaysa, eksi 7'nin biraz daha sol tarafta olması gerekiyor. İkinci verilen ifade doğru bir ifadedir. 4'ün mutlak değeri 4'tür. 4 dışarıya, mutlak değer 0'a olan uzaklıktı. 4'ün de, eksi 4'ün de 0'a olan uzaklığı artı 4'tür. Doğru bir bilgi. Pozitif tam sayıların en küçüğü 0. Ne pozitiftir ne negatiftir. Sıfırdan sonraki pozitif tam sayıların en küçüğü artı 1'dir. Bu da doğru. Bunlardan 3 tanesinin doğru olduğunu görüyorum. 2 numaralı sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden doğrulara de yanlışların başına Y harfi ekleyiniz diyor. Yaptığın her doğru için 1 puan hesaplama yapabilirsin. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Mesela A artı 2 eşittir 7 gibi. Bu bir cebirsel ifadedir. Doğru bir bilgi. 2 numara, bir cebirsel ifadede bilinmeyen, içermeyen terimlere sabit terim denir. Artı 2 burada sabit terimdir. Doğru bir ifade. Paralel kenarın alanı iki kenar uzunluğunun çarpımına eşittir. Yanlış bilgi. Paralel kenarın alanını taban ve bu tabana ait yüksekliğin çarpımıyla bulabilirsin. İki kenar dediği işte iki uzun ya da bir kısa bir uzun kenar, maalesef yanlış bilgi. 1 kilometre kare 1000 metre karedir diyor. Sevgili öğrenciler, alan ölçülerinde kilometre kare bir altında hektometre kare var. Bir altında dekametre kare var ve bir altında da metre kare var. Kilometre kareyi metre kareye çevireceğim. Aşağı doğru indiğin her basamak için sayı 100 ile çarpman gerekiyor. Mesela 1 kilometre kare aşağı doğru indim, hektometre kare 100 ile çarptım, 2 sıfır getirdim. Bir basamak daha aşağı indim, dekametre kare 2 sıfır daha ekledim. Bir basamak daha indim, metre kare 2 sıfır daha eklersem 1 milyon metre kare olacakken burada 1000 diyor. Maalesef buraya yanlış demiştik. Burası da yine yanlış bir bilgidir. Bir sayı dizisinde en büyük terim ile en küçük terim arasındaki farka açıklık denir. Yine doğru bir bilgi. 3 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler, biraz daha büyütmeye çalışalım. Şimdi baktığım zaman burada eksi 17 mutlak değer içerisinde dışarıya artı 17 olarak çıkar. Artı 21 mutlak değerinde artı olarak çıkar. Zaten önünde de artı var. O da yine artı 21. Artı 16 diyor. Buraya da hemen artı 16'yı dedim. Dikkat et, 2 tane eksi burayı artı yapar ve bir tane artı 12 daha geldi. Bunların hepsi pozitif değer olduğu için direkt toplama işlemi yapabilirim. 17, 21 daha 38, 10 da burada 48, 6 da burada 54, 10 daha burada 64, 2 de burada 66 sonucuna ulaşabiliriz. 4 numaralı sorumuz 2a eksi 5b artı 3 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Katsayıları 2, 5 ve 3'tür. Sevgili öğrenciler, katsayıları burada A ve B'nin katsayıları birinin 2'dir, birinin 5'tir. 3 diyemezsin maalesef. Yanlış olan burada A seçeneği. Sabit terimiz artı 3'tür. B seçeneğini eledim. A ve B burada değişkendir. İstediğin değerleri verebilirsin. Sonucu da ona göre bulabilirsin. A'nın katsayısı baktığım zaman 2A diyor burada. A'nın burada çarpıldığı sayı. O da 2'dir. D seçeneği de yine doğru bilgi. Yanlış olan A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir cebirsel ifade değildir? Cebirsel ifadelerde işlemler olur ve bilinmeyen değerler olur. X gibi, A gibi, Y gibi, B gibi vesaire. Bak, A seçeneğinde 2x diyor mesela, yanında da artı 3'ümüz var. B seçeneğinde 5x diyorsun. Eksi 1 burada, sabit terim 2y var. B seçeneği de dedim. Aynısı 2a, 3b, eksi 3b ve artı 4c. Bu da yine bir cebirsel ifadedir. Ama C seçeneğinde bir işlem var. 4 çarpı 12'ye, 4 çarpı 3, 12 eder, yanındaki 1 ile birlikte 12. Yani bir x gibi, a gibi, y gibi, z gibi bir bilinmeyenin olması gerekiyordu cebirsel ifade olabilmesi için. Doğru cevabım C seçeneğidir.
6 numaralı sorumuz 5 puan değerinde yukarıdaki birimlerin büyükten küçüğe sıralanmış olabilmesi için hangi iki kartın yer değiştirilmesi gerekiyor? Büyükten küçüğe doğru sevgili öğrenciler. Kilometre kare bir altında hektometre kare var. Bir altında dekametre kare olması gerekiyor. Mesela metrenin karenin altında ise desimetre karenin olması gerekiyor. Oysa desimetre ve dekametre burada yanlış yerlerdir. Yani kilometre kare bir altında, hektometre bir altında, dekametre kare bir altında, metre kare ve bir altında desimetre karenin olması gerekiyordu. 3 ve 5'in yeri değişirse sıralamamız doğru olur. 7 numaralı sorumuz bu ifadenin en sade halini bulunuz diyor bize. Yapalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi baktığım zaman burada 4 çarpı nedir bu? 2 a ile çarpılacak 4 sayısı ve artı 5 ile de çarpacak. Yani 4'ün dağıtıyorum burada. İçerideki 2A'ya ve 5'e çarpmanın toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği birinci ünitedeki bilgilerden yararlanmamız gerekiyor. 4 ile 2A'nın çarpımı 8A eder. 4 ile artı 5'in çarpımı da artı 20 eder. Şimdi burada da eksiyi şuradaki eksiyi sevgili öğrencim parantezin içerisine dağıtman gerekiyor. Sonuçta önünde işaret yoksa burayı artı olarak düşünebilirsin. Eksiyi buradaki 3A'ya dağıtırsan eksi 3A olur. Eksiyi buradaki eksi 4'e dağıtırsam 2 tane eksi. Eksi eksi 4. 2 tane eksi burayı artı yapar. Hemen buraya da artı 4'ü yazdım. Daha sonra en sade biçimiyle istiyor bizden. Sayıları bir tarafa alalım. Cebirsel ifadeleri yani bilinmeyenleri bir tarafa alalım. Bak 8A var ve eksi 3A var. 8A'dan 3A'yı eksi 3A'yı çıkarttığın zaman geriye 5 tane A kalır. Artı 20 var. Artı 4 var. Bunların ikisinin toplamı da 24. Bunun en sade biçimi 5A artı 24 olur. 8 numaralı sorumuz. Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı sözel ifadesine uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir sayı diyor burada bir değer vereceğiz. A gibi, X gibi, Y gibi ama seçeneklerde A vermiş. Şimdi biz burada A değerini verdik. Bir sayının 5 eksiği. Bir sayının 5 eksiği A eksi 5 olur. Dikkat et şimdi buraya. A eksi 5'i yazdıktan sonra 2 katı diyor. 2 katı diyorsa da çarpı 2 dememiz gerekiyor. Yalnız B ve C seçeneklerine dikkat edecek olursak sevgili öğrenciler. Şimdi sen bunu bırakırsan bu işlem nedir biliyor musun? Bu işlem 5 ile 2'nin çarpımı anlamına gelir. Çünkü bir yerde çıkarma var bir yerde de çarpma işleminin olduğunu görüyorum. Çarpmanın işlem önceliği var ama önce benden A'dan yani bir sayıdan 5'i çıkartmamı istiyor. Eğer bir sayıdan öncelikle 5'i çıkartmamı istiyorsa işlem önceliğini sağlamak için a eksi 5'e parantez eklemem gerekiyor. A eksi 5 çarpı 2 olması gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz 5'er puan değerinde bir tavuk çiftliğinde günde A tane yumurta üretilmekte ancak bu yumurtalardan her gün 80 tanesi kırılmaktadır. Buna göre bu çiftlikte 5 günde üretilen sağlam yumurta sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bakalım hemen. Şimdi sevgili öğrenciler A tane yumurta üretiliyor ama bunlardan 80 tane kırılmaktadır. O zaman günde A eksi 80 tane yumurta üretilmektedir. 5 gün istiyor bizden. Başına 5'i getiriyorum. Hani çarpı 5 buraya da ekleyebilirsin ama başında da olabilir sonunda da olabilir. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi baktığım zaman seçeneklerde böyle bir ifadenin olmadığını görüyorum. Daha demin benzerini yapmıştık. 5'i parantezin her bir içerisine dağıtacak olursak sevgili öğrenciler 5 ile A'nın çarpımı 5A eder. 5 ile 80'in çarpımı 400 eder. A ve 80 arasında eksi işareti olduğu için buraya da eksiyi getirdim. 5A eksi 400 doğru cevabım D seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz K'nın değerini vermiş 2A artı 4, L'nin değerini vermiş 3A eksi 2. Bu ifadelere göre K eksi L'yi bulunuz. Öncelikle K'yı yazıyorum. 2A artı 4'ü buldum ve L'yi çıkartmamı istiyor. Dikkat et. L nedir burada? Parantez içerisinde gösteriyorum. 3A eksi 2 önüne de çıkarttın diyorsa eksi işaretini koymayı da unutmayacağız. Ama buradaki eksiyi parantezin içerisine dağıtmam gerekiyor. Yani sen eksiyi 3A'yı çıkartacaksın. Bir de eksi 2'yi çıkartacaksın. O zaman eksiyi 3A'ya dağıtırsan burası eksi 3A olur. Eksi eksi 2 de orayı artı 2 yapar. Başındaki 2A artı 4'ü de aynen yazdım.
sadeleştirmelere hemen gidelim. Mesela 2a var. Burada da eksi 3a var. 3'ten 2'yi çıkartırsın. Geriye 1 tane a kalır. 1a demene gerek yok. Tek a zaten burada 1a vardır. Hangisinin işareti? Büyük olanın işareti nedir? Eksidir tabii ki. O zaman eksi a demem gerekiyor. Ve sayıların toplamı artı 4. Burada artı 2. Burada ikisinin toplamı da 6 eder. Eksi a artı 6 olması gerekiyor. 11 numaralı sorumuz paralel kenarla ilgili. Yukarıda bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yükseklik uzunluğu verilen paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Taban ve tabana ait yüksekliği çarparak bulabilirsin. Tabanı burada bu paralel kenarın tabanı AB olarak düşünecek olursak 18 santimetre. Bu tabana ait yükseklik de burada DH'dir. O da 8 santimetre. Bu ikisinin çarpımı bana paralel kenarın alanını verir. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 1 8 6 elde 14 eder. 144 santimetre kare olarak bulduk. Cevabım D seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Yukarıda şekilde verilen trafik levhası üçgene benziyor. Unutma taban uzunluğu 30 ve yüksekliği 20 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? İlk harfleriyle yazıyorum. Tabanı T harfiyle gösterdim. Yüksekliği H ile göstermemiz gerekiyor. Taban çarpı yükseklik, taban çarpı H bölü 2. İşte sana üçgenin alanı. Bak formül bu zaten. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız burada 30. Yüksekliğimiz burada 20. Tabanla yüksekliği çarpacaksın. Daha sonra bunu 2'ye böldüğün zaman üçgenin alanını hesaplayabilirsin. İstersen işleme başlamadan önce sadeleştirme yapabilirsin. Hiç fark etmez. İstersen 30 ile 20'yi çarptın. 600'ü buldun. 600 bölü 2 o da 300 eder. Doğru cevabın B seçeneği. İstersen çarpma işlemine başlamadan önce bölme işlemini yapabilirsin. 2 2'ye böldüm bir kere var. 22'ye böldüm 10 kere var. 30 çarpı 10 300 eder. 300 bölü 1 de zaten direkt 300'e eşittir. 13 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Şekildeki ABC dik üçgenin alanı 27 santimetre karedir. DC 9 santimetre olduğuna göre AB kaç santimetredir diyor bize. Şimdi AB burada yükseklik sevgili öğrencilerim. Ben 9'la yani tabanla yükseklik olan H'ı bulmak için uğraşıyorum bu arada. Çarpıp 2'ye bölersem bu üçgenin alan formülüdür. Alanı buluyorum. Alanı da zaten orada vermiş 27. 1 sayıyla 9'la 1 sayı çarpıp 2'ye bölünce 27 oluyor. Hangi sayıyı 2'ye bölersen 27 eder? Sevgili öğrenciler ben 54'ü 2'ye bölersem 27 eder. O zaman yukarıdaki terimin ben 54 olduğunu söyleyebilirim. 9 çarpı H yani 9 çarpı yükseklik eğer 54 ise o zaman 9'la hangi sayı çarparsan 54 olur. 9'la 6'yı çarparsam 54 olur. H yani yüksekliği AB kenarına 6 santimetre olarak bulabilirim. 14 numaralı sorumuz yukarıda ilk 3 adımı verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sayılara bakalım. İlkinde 2 tane kutunun olduğunu görüyorum. 5 tane kutunun olduğunu görüyorum. 2, 4, 6, 8 tane kutunun olduğunu görüyorum. Şimdi buradan benden kural istiyor sevgili öğrenciler. Bu yöntemle bulamayacağınız kural yoktur diye düşünüyorum. Artış miktarına bakacaksın. 2'den 5 olmuş. Ne oluyor? Artı 3 oluyor. Değil mi? İşte 5'ten 8 oluyor. Ne oluyor? Artı 3 oluyor. Eşit miktarda artıyor. O zaman biz şöyle bir şey söyleyebiliriz. Üçer üçer arttığı için bilinmeyeni örüntüde n şeklinde gösterirsin. 3n diyorum. 5'er 5'er artsaydı 5n derdim. 7'şer 7'şer artsaydı 7n derdim. Şimdi 3n dedim bitmedi. Daha sonra biz n'e 1 değeri verince şuradaki ifadeyi bulmamız gerekiyor. Mesela 3n. Eğer sen burada 3n diyor ya n yerine 1 verirsen 3 kere 1 ne eder? 3 ediyor. Ama bir başlangıçta kaç tane kutu var? 2 tane. Yani şurayı sen 3 olarak düşünürsen ben 2 bulmaya çalışıyorum. Ben 2 bulmaya çalışıyorsam o zaman bir tane daha çıkartmam gerekiyor. İşte sana örüntü 3n-1 doğru cevabım C seçeneğidir. Güzel bir soruyla devam edelim. 5 puan değerinde yukarıdaki ABC'de paralel kenarında verilenler var. DE 12 cm üzerinde zaten gözüküyor. AB 30 cm'dir. BC 20 cm olduğuna göre DF'yi bizden istiyor. Sevgili öğrenciler DF burada yani yüksekliği istiyor. Şu tabana ait yüksekliği istiyor. Şimdi bak buradaki taban 30 santimetre. Buradaki yükseklik, bu tabana ait yükseklik 12. Dedik ki tabanla yüksekliği çarparsak
oradaki paralel kenarın alanını bulabiliriz. 12 çarpı 3 36 eder. Sıfırı da getirirsem 360 santimetre kare oldu. Yani bu paralel kenarın alanı 360 santimetre karedir. Aynısını buradan yola çıkarak da yapabilirim. Burası 20 santimetre. Ben 20 santimetre ile benden şuradaki yüksekliği istiyor. 20 santimetre ile yükseklik olan haşı çarptığımda buradaki paralel kenarın alanını buluyorum. Alanı da zaten yukarıda bulmuştuk. O da 360 santimetre karedir. 20 ile hangi sayı çarparsan 360 diyor bize. 360'ı 20'ye bölerek sonuca ulaşabilirim. Sıfırları karşılıklı götürdüm. 36 bölü 2'de 18. 36'nın yarısını sildiğimizden 18. Doğru cevabım B seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz. A eşittir 6 değeri için A kare eksi 19 diye birsel ifadesinin değerini hesaplayınız diyor bize. Yani A gördüğün yere 6 yaz diyor sevgili öğrencim. Kolay değil mi bu? A'yı şuradan sileyim. Onun yerine buraya 6 yazayım. Ne oldu? 6'nın karesi oldu. 6'nın karesini nasıl buluyorsun? 6 kere 6'dan buluyorsun. 36'dır. 36'dan 19'u çıkartırsam diyor ki işlem sonucu ne olur? 36'dan 19'u çıkartırsam geriye 17 kalır. 17 numaralı sorumuz aşağıdaki şekilde. ABCD bir kare, EAD ise bir üçgendir. EA 2x santimetre, DE 3x santimetre ve çevre EAD 9x santimetre olduğuna göre ABCD karesinin santimetre olarak hangisine eşittir diyor bize. Şimdi bak sevgili öğrencim şöyle yapalım. İçerisinde bir üçgen var. Şöyle E'den D'ye, D'den A'ya, A'dan E'ye. Şöyle bir üçgenim var. Ben bu üçgeni kenara aldım. Burası diyor 3x diyor. Burası 2x diyor. Dikkat et buraya. Çevresi. Çevresi 9x diyor. Şimdi 3x bura, 2x buraysa. Bura ne olur peki? Buraya 5 eksi, 9 eksi 5'ten 4x kalır. Burası ortak kenardır sevgili öğrencim. 4x. Neden ortak kenardır? Çünkü o 4x kenarı hem üçgene aittir hem de kareye ait bir kenardır. Bura 4x ise biliyorsun karenin bütün kenarları birbirine eşit. İşte sana 4x. İşte burası da 4x. İşte burası da 4x. O zaman 4 tane 4x yok mu bunun çevresinde, bu karenin çevresinde? 4 kere 4 de 16. Yanına x'i getirmeyi unutma. Doğru cevabım D seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz. Aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde eşleştiriniz diyor bize. Hemen yapmaya çalışın. Eksi 5, eksi, eksi 4. İki tane eksi burayı artı yapar. Şöyle oldu bak. Eksi 5 artı 4. Yani 4 ile 5'in toplamı gibi düşünebilirsin bunu. Eksi 5 ile artı 4'ün toplamı gibi düşünebilirsin. Çocuklar bu şekilde iki tane farklı işaret varsa, biri negatif, biri pozitifse, büyükten küçüğü çıkartırsın, bir kalır. Büyüğün işaretini kullanırsın. O zaman ne çıktı buraya? B çıktı değil mi? Eşleştirdim. Hemen buraya B'yi yazdım. Buraya baktığım zaman 6 çarpı A eksi 4. 6'yı burada çarpmanın çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğinden yararlanmam gerekiyor. 6'dan A'ya ve 6'dan 4'e bir ok çektim. 6 ile A'nın çarpımı 6 A eder. 6 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 24 eder. İşte sana 6 A eksi 24. O zaman buraya da bizim C yapmamız gerekiyor. Buraya baktığımız zaman sevgili öğrenciler 2a eksi 4 eksi 3a artı 5 şöyle yapalım. Bununla bir işimiz yok. 10 puan değerinde bu arada unutmayalım sevgili öğrenciler. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Şimdi bakın 2a eksi 4'ü yazdık. Bak 2a eksi 4'ü yazdık. Eksiyi buraya paranteze dağıtmam gerekiyor. Eksi ile 3a burası ne eder? Eksi 3a eder. Eksi artı 5 orasında eksi 5 yapar. Sadeleştirelim. 2a eksi 3a eksi a eder. Eksi 4 ve eksi 5'in toplamı da eksi 9 eder. Eksi a eksi 9. Maalesef C seçeneğinde bir hata var. Buradaki soruda bir hata var sevgili öğrencim. Direkt 4'ünü yapıp hazırlayan öğretmenimiz bir yerde herhalde bir hata yapmış. Ya burası artı 4 gibi bir şey olmalı ya da burasının eksi 5 gibi bir şey olması gerekiyor. 4 tanesini ikişer puandan bunu saymıyoruz. Çünkü buranın cevabı belli. 2a eksi 4 eksi 3a eksi 5 olması gerekiyor. O da eksi a eksi 9 dememiz lazım.
olması gerekiyordu. Geçtik hemen diğerine. Eksi 7 mutlak değer içerisinde 7 olarak çıkar. Yanında da bir artı 5'imiz var. 7 ile 5'in toplamı 12. Bak burada hemen D olarak vermiş. D ile eşleştirdim. 4A eksi 5 artı eksi 3A artı 3. Bunu da inşallah yanlış yapmamıştır hocamız diye düşünüyorum sevgili öğrencim. Şimdi bak 4A eksi 5'i yazdık. Artı eksi 3A direkt artı olduğu için eksi 3A ve artı 3 olarak yazdık. Şimdi 4A'dan eksi 3A bu ikisini bir araya getirsem bir tane A eder. Pozitif değerdi bir A. Eksi 5 ve artı 3'ü bir araya getirsen o da eksi 2 eder. A eksi 2 onu da burada A olarak eşleştirdik. A var, B var, C var, D var. E yok, E. Yani eksi A buraya da 9 yazsalar da eksi 9 yazsalar da buraya da E diyebilirdik. Bu şekilde yaptıysan yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. 19 numaralı sorumuz. Paralel kenar biçimindeki bir bahçenin çevresinin uzunluğu 166 metredir. Kenarının uzunluğu, uzun kenarın uzunluğu 47 metredir diyor bize. Bu bahçenin kısa kenara ait yüksekliğin uzunluğu 10 metre olduğuna göre kısa kenara ait yükseklik 10 metre. Acaba alanı kaç metre karedir diyor bize. Şimdi sevgili öğrencilerim, öncelikle kısa kenarı bulmamız gerekiyor. Şimdi 47, 47 oldu. Ben 47 ile ilk başta 2'yi çarpıyorum. Bulduğuma dikkat et. 94 metre, 2 tane uzun kenar. 166'dan ben 94 metre, 2 tane uzun kenarı çıkartırsam geriye 2 kısa kenar kalır. 66, 6 da burada etti sana 72 metre. Daha sonra 2 tane kısa kenar 72 metre ise 72'yi 2'ye bölerim. Bir kısa kenarı bulurum. O da 36 metre. İşte sana 36 metre. Bu bahçenin kısa kenara ait yüksekliği şu şekilde. Yüksekliği 10 metre olduğuna göre benden paralel kenarın alanını istiyor. Kısa kenar 36 ise bu kenara ait yükseklik de 10 ise 36 ile 10'u çarparak paralel kenarın alanını hesaplayabilirim. 36 çarpı 10, 360 metre kare eder. Doğru cevabım C seçeneğidir.